Hemen Havva'ya söyle yanıma gelsin. Hemen. Havva, Hamiyet Hanım seni çağırıyor, acele etsin dedi. İzninizle. Hamiyet Hanım, beni çağırmışsınız. Bir dakika Havva. Dans etmek ister misin Toprak? Ben beceremem ki. Ben de çok bilmiyorum. Birbirimizi idare edeceğiz artık. Havva, gel benimle. Dans etmeyi bilmem dedin ama gayet güzel dans ediyorsun. Yok, ben sadece size ayak uydurdum. Akraba düğünlerinden başka pek bir yerde dans etmişliğim yok. Sen bilmem desen de elinden her iş geliyor. Anneliğine diyecek laf yok. El işinde çok yeteneklisin. Bir de dans etmeyi çok iyi beceriyorsun. Zaten insanın bir şeye yatkınlığı varsa her şeyi becerir derler. Böyle söylemeyin, çok utanıyorum. Ne mutlu sana. Bu zamanda alçak gönüllü olabilen, meziyetleri sayılınca utanabilen kaç kişi kaldı ki? Hayırlı vazifeler. Yusuf Bey'le görüşecektik. Hayırdır memur bey? Sen kim oluyorsun da hesap soruyorsun lan kapı kulu? Git de patronunu çağır. Sakin ol kardeşim. Beni bırakın da Yusuf'u çağırtın siz. Bir sorun mu vardı? Nişan için davetleri teker teker kendim aradım. Malum. Davetiye bastıracak zamanımız yoktu. Ama seni görünce çok şaşırdım. Çünkü seni arayıp davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Kim çağırdı seni? Toprak mı? Hayır. Sultan bir densizlik etti o zaman. Hamiyet Hanım, burada olmamdan rahatsızsanız ben gidebilirim. Havva. Kim davet etti seni nişana? Onu söyle bana. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hancıoğlu! Çık lan dışarı Hancıoğlu! Nasıl ne oluyor Allah aşkına? Doğru hanım. Kim? Müdür mü? Efendim kim? Abi ne oluyor? Bilmiyorum. Hancıoğlu! Çıksana lan dışarı! Hancıoğlu! Sıtkı'nın sesi bu. Bismillah. Gene mi sen? Arıza çıkarmaya mı geldin lan? Hancıoğlu! Teyze, önümde dikilme de git Yusuf'u çağır. Abla şunu yaptığına bak. Sakin ol, tamam. Ay görüyor musun Yılmaz Bey? Gene bu densiz. Siz devam edin. Ben meseleyi halledip geliyorum. Yusuf beraber gidelim. Uygar, bu senin nişanın. Sen bu evde kaymakam değil, misafir olarak bulunuyorsun. Ben hallederim. Ulan şerefsiz. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor lan. Düne kadar pul değildi Toprak gözünde. Kız boşanacağım deyince mi kıymete bindi? Ha? Hayvan herif. Neyin peşindesin lan? Neyin peşindesin? Hanımefendi sakin olun lütfen. Yusuf Bey'i çağırır mısınız? Yalan mı? Karım hapis değil mi burada? Komiserim, siz bunun böyle dediğine bakmayın. Ahlaksızın önde gideni bu. Karısını aldatmak bunda. El kaldırmak bunda. Ne oluyor? Sıtkı sen ne yaptın zannediyorsun? Yuvamı kurtarmaya çalışıyorum Toprak.
Hadi git topla eşyalarını, eve gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Sen de çekil git artık. Gözümle daha fazla düşme. Havva, kardeşini al içeri girin. Tamam, hadi ablacığım, hadi. Gördünüz işte, karımın yüzünü yasak etti bana. Hayırdır memur bey, problem nedir? Hakkınızda şikayet var Yusuf Bey. Sıtkı Bey'in karısını al koyuyor musunuz burada? İfadelerinizi almak için ikinizin de emniyete kadar gelmesi gerek. Benim kimseye alıkoyduğum falan yok. Şu anda kardeşimin nişanı var. Yarın sabah geliriz, ifademizi veririz. O zaman Toprak Hanım'ı götürüp bir ifadesini alalım. Toprak Hanım'ı da götüremezsiniz memur bey. O benim misafirim şu anda. Ben yarın kendi elimle getireceğim. Gördünüz işte. Karımı salmamak için size bile karşı çıkıyor. Zorla tutuyor dedim ya. Beni kimsenin alıkoyduğu falan yok. Ben kendim gelmiyorum Sıtkı. Memur bey, ben kocama boşanma davası açtım. Hakim 3 ay erteledi mahkemeyi. O yüzden bunları yapıyor. Yoksa Yusuf Bey'in bunda bir suçu yok. Tamam Toprak. Havva, siz içeri girin. Sultan abla, sen de içeri gir. Hadi ablacığım. Memur bey, yarın sabah gelir ifademizi veririz. Kusura bakmayın Yusuf Bey, iyi akşamlar. Estağfurullah. Ne oluyor ya? Karın burada mı kalacak şimdi? Sıtkı Bey, karınızı duydunuz. Zorla tutmuyorlar. Üstelik de reşit. Gelmek istemezse götüremeyiz. Ya hani halledecektiniz meseleyi? Hadi yürü bakalım, hadi.